yaşamınızı bloklar arasına sıkıştırmayın. Theona'da ferah ferah yaşayın. Theona, bloklar arası mesafesiyle açık ara önde. Theona Güneş Bahçesi, Ümit Köyü'nün merkezinde. Theona Ümit Köy, Bir Kartallar Projesi'dir. Ankara Spor'unda iz bırakanları sizlerle birlikte konuk edeceğiz ve onlarla yaşadıklarına ilişkin her şeyi paylaşacağız. Bu akşamın konuğu Sayın Güneş Memişoğlu, 1980 Ankara Gücü takımının unutulmaz isimlerinden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Cüneyt Hoca ile biz aşağı yukarı 37-38 yıldır falan tanışıyoruz. Evet. Futbolcuğundan hocam. Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncularından biriydi. Tüm orta saha oyuncuları gibi kendini çok zorlamayı sevmezdi ama topu çok iyi yönlendiren, koşan oyuncunun özellikle kulakları çınlasın ömrünü uzattık. Sadık'ın önüne atardı topu. Sadık da Hurubeş Mehmet'in kafasına ve oradan sonuca ulaşırdı Ankara Gücü. Ne Cüneyt Hoca gibi bir orta saha oyuncusu var şimdi, ne Sadık gibi bir sol açık var, ne de Hurubeş Mehmet gibi bir santrafor var. Değil mi hocam? Evet. Evet. Yani o dönem. O eskinin teknik klas iyi oyuncuları bugün sebebi çoktur da yetişmiyor. Yani yok. Çok ender çıkıyor. Antrenörler acaba biraz fazla mekanik çalıştırıyorlar gençleri, ondan mı yoksa? Şimdi Melih'cim tabii onun da şeyi var. Yani şundan dolayı bir kere Türkiye'de antrenörün çalışma süresi skorlara bağlı. Evet. Skorlara bağlı olunca antrenörler daha çok skor üzerine çalışıyorlar. Yani önce yememek, güzel futbol olayı ortadan kalktı. Şimdi bakıyorsunuz, herkesle sokakta konuşalım. Diyelim ki Türkiye liglerinin en iyi futbol oynayan iki takımı kim? Biri birinci sırada, biri ikinci sırada. Evet, doğru. Gerisi hiç onların ayarında değil, teferruat. Şimdi iki tane takım bunu yapabiliyorken, iki tane antrenör. Şimdi Trabzon maçında buna tabii Ersun'un da hakkını yemeyelim. Yani Ersun'un da Trabzon'a en kötü gittiği zamanlarda bile ben söyledim. Ersun toparlar orayı. Niye toparlar? Çünkü iyi futbol oynatmaya çalışan bir antrenör. Şimdi çalışkan. İşini seviyor. Şimdi bakıyoruz. Bir Beşiktaş Trabzon maçı seyrediyoruz. Hakikaten Premier Lig mi oynanıyor? Bundesliga mı oynanıyor? Ne olduğunu anlamak mümkün değil. Peki niye olmuyor öbürleri? Öbürlerine bakın yani şöyle bir genel anlamda belki şimdi girişi yaptık da niye derseniz şimdi bakın mesela bir antrenör bir takımdan ayrılıyor. Kovuluyor demiyorum, ayrılıyor. Ya kendi istifa ediyor. Ya da gönderiliyor. Ya da gidiyor. Ya giderken de salı günü başka takımla antrenmana çıkıyor. Aynen. Bu adam burada başarısızsa, bu antrenör eğer futbol konusunda takıma bir şey verememişse öbür takım bunu niye alıyor? Doğru. Şimdi bana bir Amerika'dan arkadaşım Türkiye'deki bütün şeyleri seyrediyor. Spor programlarını bir gün telefon açtı. Dedi ki ya Türkiye'de 5 tane mi antrenör var dedi bana. Yo dedim çok var, binler, 500'ün üzerinde 600 tane teknik direktör var. Peki nasıl oluyor bu dedi ya. Hep adam, aynı izinler aslında. Hep adam dedi hayır burada başarısız oluyor öbür tarafa geçiyor. Dedim biz de böyle. Menajerler herhalde şey. Dedi ki menajerlerle alakalı değildir o dedi. Amerika'da dedi bizim burada iş hayatında bir mühendis eğer başarısız bir yerden çıkmışsa diğer firma onu almaz dedi. Mümkün değil dedi almaz. Referansına bakarlar adamın dedi. Adam kimdir, neyi nesidir. Şimdi ben bakıyorum çok somut bir örnek vereyim. Belki yani isim vermemiz doğru değil ama vermek zorundayım da. Göztepe takım birinciliğe çıkmak için Okan'ı aldı. Evet. Okan Buruk. Göztepe çok kötü gitti. Bu sefer Akhisar Belediye Süper Lig'de Okan'ı kurtarıcı olarak aldı. Evet. Ya böyle bir çelişki. Yani nasıl oluyor yani, nasıl bitiyor? Şimdi tabii antrenörler de antrenörlük hayatını uzatmak için doğru yapmıyorlar, yanlış yapıyorlar, şey yapıyorlar. Burada oyuncuyu geliştirmek veya futbolu geliştirip güzelleştirmek yerine skoru korumak, skorla ayakta durmaya çalışıyorlar. Bu yanlış. Bizi bu duruma getiren en önemli nedenlerden bir tanesi de bu. Sonucu almaya çalışan, tabii. Futbolun niteliği ne olursa olsun sadece kazanmaya yönelik bir oyun anlayışı. Evet. Evet sevgili izleyiciler, Cüneyt Hoca'yı birçok insan tanıyor futbolla ilgilenen Ankara'da
bu işe gönül vermiş birçok insan tanıyor ama ben yine de şöyle bir hatırlatayım kariyerini. 1971-72 sezonu Gençler Birliği'nde oynadı. Kırmızı Siyahlılar 2. ligdeydi. Cüneyt Memişoğlu 21 lig maçına çıkıp 1 gol attı. Yanlış varsa düzeltin hocam. Çünkü bu doğrudur. Bizim sevgili Ahmet Sülah'ın internetten derlediği şey, internet çağı olduğu için biz de ona bağlı hareket ediyoruz. 72-73 sezonunda Gençler Birliği yine 2. ligde. Cüneyt Memişoğlu 24 maçta yine 1 gol atmış. 80-81 sezonu meşhur Ankara Gücü'nün efsane takımı, Süper Lig'e çıkan takım. O sezonda Ankara Gücü'nün Türkiye Kupası'nı alarak Süper Lig'e çıktığı sezonda Türkiye Kupası'nda 8 maça çıktı. Çeyrek finalde Beşiktaş, yarı finalde Fenerbahçe, final maçında da Boluspor karşısında forma giydi, mücadele etti. Türkiye Kupası'nın 6. kademe maçında Altay'a gol attı ve 1-0'lık üstünlüğü getirdi. Devlet Başkanlığı Kupası'nda Trabzonspor'a karşı oynadı. Bu maçın golünü de hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Nazmi atmıştı. Bonhof Nazmi. 81-82 sezonunda Ankara Gücü formasıyla 15 Süper Lig, 2 Federasyon Kupası ve 1 de Kupa Galipleri Kupası'na çıktı. Kupa Galipleri Kupası'nda Rostov'a. Sanıyorum o arada bir sağlık... Evet, safra kesesi ameliyatı sonrasında ondan bıraktık. Sonra futbolu bıraktınız. Sonra teknik adamlık kariyeri 1984'te Ankara Gücü'nde genel menajer olarak başlıyor. Teknik kadroda yer alması. 89-90 sezonu arasında, 88-90 sezonu arasında 2 sezon sevgili Tınaz Tırpan'ın, Tınaz Hoca'nın yardımcılığını yapıyor milli takımda. 91 yılında PTT'de teknik direktörlük yapıyor. 92'de Malatya Spor'da teknik direktörlük yapıyor. 92-93 sezonunda İstanbul Spor'da, İskenderun Spor'da teknik direktörlük yapıyor. 93 yılında Kahramanmaraş'ta çalışıyor. 93-94 Bolu Spor. 94-96 2 sezon Türk Telekom. PTT Türk Telekom'a dönmüştü o dönemde. 96-97 Kırıkkale Spor. 97'de Ordu Spor, 97-98 sezonda Hatay Spor, yine 98 yılında Türk Telekom, 98-99 Türk Telekom, 99-2000'de Türk Telekom, bayağı bir Türk Telekom kariyeri var. Var, evet. Evet. 2000 yılında, 2000-2001 sezonda Kahramanmaraş, 2001 sezonda Aksaray, 2002'de Karabük Spor, 2003 yılında da Karabük Spor, 2005-2007 arasında Buksaş Spor, 2007 sezonunda sanıyorum Buksaş Spor'da tamamladınız ve 2008-2010 yılları arasında teknik direktör eğiticiliği görevine getirdiniz. Tudor denilen, Igor Tudor değil bu, teknik direktör, teknik direktör evet. Zamanında. Ve 2014 yılında benim gazeteciliğe veda ettiğim yılda hiç beraber çalışmadık ama... Cüneyt Hoca Hürriyet Gazetesi'nde, Hürriyet Ankara'da köşe yazarlığı yaptı. Şimdi neler yapıyor kendisinden öğrenelim. Ondan sonra geçmişe yönelik konuşmalarımızı yapacağız. Evet hocam, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tabii futbolun dışına çıkmamız mümkün değil. Yani yaşadığımız süre içerisinde futbolun içinde olacağız. Tabii çok, çok uzun süre bir futbol geçmişine... futbolun içinde tabii teknik direktörlüğü, antrenörlüğü, yöneticiliği hepsi olduktan sonra bu bilgi birikimi bir yerlerde kullanmak arzusu hala var. Evet. Ama benim için hepsinin ötesinde bu bilgimizi, birikimimizi herkes için söylüyorum, sadece benim için değil, gençlere aktarmamız lazım. Yani genç yazarlara, genç antrenörlere, genç futbolculara, genç idarecilere, yöneticilere paylaşmak istedikleri süre içerisinde. Ama benim futbolda gördüğüm de şu, yani futbolda hiç kimse bir şeyi fazla paylaşmak istemiyor Türkiye'de. Çünkü herkes biliyor. Biliyor, herkes bildiği için, herkes bildiği için. Onun için paylaşma ihtiyacı hissetmiyorlar. Ama bakın şimdi, hakikaten paylaşmanın şu faydaları var. Şimdi Ankara Gücü takımı ekonomik bir takım şeylerle alt kümelerde mücadele etti. Şimdi ileride evet. Konuşacağız yine. Ankara Gücü taraftarının büyüklüğüyle tekrar bugünlere dönme başarısı elde ediyor yavaş yavaş. Evet. Şimdi neden ediyor? Şimdi Ankara Gücü, Göztepe, Eskişehir. Şimdi bu tip takımların
seyirci gücü çok fazla. Sakaryaspor var. Sakaryaspor var hala öyle. Kocaelispor keza öyle, öyle. Trabzonspor gibi. Yani İstanbul dışındaki bazı kulüplerin çok iyi bir seyirci potansiyeli var. Bu tip kulüpler liglerden kolay silinmiyor. Yani ben geçen seneydi, büyük ihtimalle. Bu sene Ankaragücü'nün hiç maçına gitmedim. Geçen sene 30 bin seyircinin önünde maçını seyrettim Ankaragücü'nün. İnanılır gibi bir şey değil. Yani bir takım hala öyle hocam. Hala öyle. Hala öyle olduğunu biliyorum. Bir ara bir 10-15 biliyorum. Bandına düştü. Evet. Gümüşhane'den sonra. Şimdi burada dolusta. Buradaki konu şu. Yani biz ne yapıyoruz, ne yapmak istiyoruz? Şimdi Ankaragücü bizim kulübümüz, gençler bile bizim kulübümüz. Osmanlıspor Ankara'nın bir takımı, Hacettepe keza öyle Ankara aynen takımı. Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlarla sohbet ediyoruz, fikir tartışması yapıyoruz falan ama bu şey de önemli değil. Yani resmi olarak bir yerlerde görev yaptığın süre içerisinde futbolu paylaşmak değil, genel anlamda paylaşmak da çok daha iyi. Çünkü genel anlamda paylaştığınız zaman fikirlerinizi çok daha rahat söyleyebiliyorsunuz. Doğru. Eğer bağımlı olarak çalışıyorsanız o zaman bazı şeylerde susmak zorunda kalıyorsunuz. Neticede ekonomiye dayalı bir olay. Ama ben böyle şey yapmaktan çok mutluyum. Böyle yani futbol ortamında olmaktan çok mutluyum. Yaşımız da tabii belli bir şeye geldi. Ama futbolun dediğim gibi içinden kopmak mümkün değil. Mesela bir genç takım maçı oluyor, gidiyoruz. Bir profesyonel takım maçı oluyor, gidiyoruz. Futbol sohbet oluyor, gidiyoruz. Futbolcu arkadaşlarımızla işte gençler bile eski sporcular derneği şu anda yaşıyor, oranın üyesiyim, oraya gidiyorum. Ankaragücü de şeyi yaşatamadık. Eski futbolcuları yaşatamadık. Evet. Çok mücadele veren arkadaşlarımız oldu. Olmadı. Çünkü kulüp yardım etmedi o zaman. Yardımcı olmadı. Tam tersine kulüp engelledi. Engelledi. O zaman da çok engelledi. Engelledi evet. Şimdi tabii gençler bile bu yönden şanslı. Allah rahmet eylesin İlhan abi. Eski futbolcularına hakikaten sahip çıktı. Yani kulüpte de şimdi görev yapan arkadaşlar var. O gençler bilinin tarihi, koçculuğunun altındaki yerini sporculara verdi, eski sporculara. Orada da çok güzel işler yaptı arkadaşlarımız. Ben de hala yönetimindeyim oranın. Yani futbolun içinde olmak çok güzel bir şey. Stadyumun içinde olmak nasıl bir zevkse, futbolun içinde olabilmek, yani şuraya gelip şurada seninle oturup sohbet edebilmek, konuşabilmek, ne bileyim buradan çıkınca bir pastaneye gidip bazı futbolla ilgili şeyleri konuşmak, hepsi güzel. Ama bu güzellikleri yaşatmak için doğru olan işleri yapmamız lazım. Şimdi ben bu konuda biraz doluyum da, mesela Gençler Birliği bu takımı... Bu arada lafını unutma hocam. Bu işin içinde olacak Cüneyt hocamız, kendisiyle bunu ilk kez açıklıyoruz. Gerçi Bülent bunu duyurularıyla sizlere iletecek ama her cuma akşamı 20'de Sıradaki Gelsin programında Aykut Örenli ile birlikte sizlerle birlikte olacak. Yani haftanın oynanacak maçlarına ilişkin öngörüler, neler olabileceğine ilişkin bilgi birikiminin getirdiği tahminler ve yol gösterici yorumlarıyla sizlerle birlikte olacak. Hocam o yönüyle ben onu da anlatayım. Bilginiz olsun. Her cuma akşamı 20'de Sıradaki Gelsin programı Cüneyt Hoca'nın da yer alacağı, bizim ailenin içinde yer alacak artık. Zaten ailenin içindeydi. Dostluğumuz, arkadaşlığımız, evet, hep devam abi edeceğim. Kardeşliğimiz devam ediyor ama bir de böyle bir şey de sizlerle birlikte olacak. Onu da duyurayım. Evet hocam. Şimdi burada insanı Ankaralı olarak üzen, yani Ankara'da bir futbol sever bir takım tabii. Gençler Birliği şu anda Süper Lig'de. Ankaragücü inşallah birinci lige geliyor. Oradan sonra da zaten Ankaragücü oraya çıktıktan sonra şeye çıkar, Süper Lig'e gelmesi lazım çünkü. Şimdi Gençler Birliği'ne bakıyorsunuz. Gençler Birliği'nin borcu yok. Kasasında parası var. Elinde bir kadrosu var. O kadroyu eskisi gibi pek kullanamıyor. Yani çok çabuk üretip satamıyor. Şimdi Ahmet'i sattılar, İrfan'ı sattılar ama bir eskiden Tarık'ı sattığı gibi para alamıyor veya Geremi'yi sattığı gibi para alamıyor. Şimdi buradaki sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Gençler Birliği bunu yaparken ligde yaşıyor. Evet. Şimdi ama İstanbul'a bakın. İstanbul daha enteresan. Orada da Başakşehir diye 15 senelik falan bir takım herhalde değil mi? Tabii İstanbul büyük şehir. Yani. Büyük şehir. Adam şampiyonlar oynuyor. Evet. Onu da bu hocam iyi bir proje yaşamınızı oldu. Yani şimdi, o teknik direktör şimdi istikrarı, yönetim tabii, istikrarı. Şimdi gelelim şeye. Şimdi Gençler Birliği'nde bu istikrar vardı. Hedef küçüktü.
Ligde kalmayı gençler bir büyük bir hedef olarak gösterdi taraftarına. Evet. Ama siz ligde bu şekilde kalarak taraftarı büyütemezsiniz. Doğru. Büyümesi mümkün değil. E şimdi Başakşehir takımı, hadi Osmanlı ayrı bir projenin takımı. O ayrı yani. Osmanlı Spor'un da geçmişi büyük, o da öyle. 15-20 yıllık bir olay. E Osmanlı Spor'un bakıyorsunuz oraya gelen, hani nasıl geldiğini bilemiyorum. Herkes bir şey söylüyor. Şöyle getiriyorlar, böyle taşıyorlar, şöyle yapıyorlar diye. Bir grup geliyor maçına, ya gençler bilinin maçına gelmiyor kimse. Şimdi bunu şikayetiniz ben yapmıyorum. Geçen gün kulüpte sevgili Bülent de vardı. Sayın Murat Çavcav konuştu. Diyor ki maça gelin. Maça, ya kardeşim maça gelelim. Maça gelme nedenlerini tabii ortaya çıkarırsanız. Evet. Tabii maça Ersun Hoca zamanında nasıl geliyordu 2002-2004 arası? Orada seyirci de geliyordu. Taraftar evet. Değil seyirci. Tabii, merak ediyorlar tabii. Bu takım. Şimdi geliyordu. Ankara Gücü'nde de Ersun'un çalıştırdığı dönemde evet. Çok geliyordu. Şimdi aynen. Onlar futbol severler. Bir kısmı futbol sever onların. Yani taraftar değil. Taraftar ayrı. Taraftar olma potansiyeli de var hocam. Var. Futbolu takımı severse o takımın bir parçası olmak. Ya Meriç'im Allah aşkına var. Şimdi bu Ankara Gücü taraftarı, ben 1981'de oynadım 30 bindi. Sene 2017 yine 30 bin küme şey iki aşağıda. Şimdi Gençler Birliği takımı 30 küsur senedir de ligde. Tabii. E seyirci artmıyor. O zaman şöyle yapacaksın. Ya birkaç tane takımın içerisine kendi normlarının üzerinde kaliteli oyuncu getireceksin bir iki tane. Seyirciyi çekebilecek. Bir de iyi futbol oynatabilen bir antrenör getireceksin. E şimdi sen Ankara Gücü'nün Ersun'u ya çalıştırırken seyirci gelmiş. Fenerbahçe takımının şu anki pozisyonunda 7 bin seyirci gitmiş. Evet. Ankara Gücü 30 bin kişi oynuyor. Beşiktaş'ın artmış 40 bin kişi. Trabzonspor düzelmiş 40 bin kişi seyircisi. Yani futbol da şurada değil. Yani seyirci taraftar gelmiyor. E futbolu sen iyi oynamasan gelmez. Futbolu iyi oynarsan gelir. Ha bunda bilet fiyatlarının biraz yüksekliği oluyor aşağı. Şimdi onu da yöneticiler ayarlamaya çalışıyorlar. Ama esas neden şu ki oynanan futbol kalitesi düşük. İyi oynayanlar evet. Stadı dolduruyorlar. Herkes geliyor. Ben şimdi bir Beşiktaş maçı İstanbul'a gitsem Beşiktaş maçına giderim. Trabzon'a, çünkü futbol seyretme zevkini. Trabzon'a gittiğimde Trabzon maçını seyrederim. Ankara'ya gelince Gençler Birliği takımı da bu grubun içine girmeli. Ankara Gücü Süper Lig'e çıktığı zaman da bu grubun içine. Şimdi bizim proje dediğimiz olayı bir teknik direktör, iki yönetici, üç nasıl söyleyelim ona, kulübe yakın olup da başka şehirlerde olup eskiden yapıldığı gibi. Kulüp temsilcileri. Kulüp temsilcisinden ziyade kulübe sempati duyanlar, mesela Manisa'da şöyle bir oyuncu var gelin bir seyredin diye yardımcı olacaklar. Bu üçünün ortaya çıkarttığı projeyle bu Süper Lig'de şampiyonla oynamamak mümkün değil. Ben sana düşünüyorum. Evet. Çok basit. Basit olduğu şuradan belli işte. Abdullah Avcı akıllı bir adam. İyi futbol oynatmaya çalışıyor. İstedikleri transferi yapıyorlar bütçeyi aşmadan. Borçları yok. Tabii. Vergi borçları yok. Bankaya borcu yok. Şahsa borcu yok. Şimdi gelelim Ankara Gücü'ne. Ankara Gücü tabii geçmişin sıkıntısını çekiyor. Mesela orada şey diyoruz ki Ankara Gücü kulübü çıkıyor. Güzel çıkıyor. Borcu var mı? Vallahi kimse bilmiyor. Bilen var mı? Yani başkanın söylediği var. Ödüyoruz diyor. Tamam. Var ama şimdi, ödüyoruz. Şimdi bu para nasıl ödeniyor? Şimdi borcu borçla öderseniz bu borç bitmez. Doğru. Nasıl ödeyeceğiz bu borcu? Ya Ankara'da 6 milyon kişi var. 10'ar lira verse 3 milyon kişi 30 milyon lira ya da çoğumasa borcunu ödersin kulübün evet. Gibi. Yani bu bir çözüm değil tabii de. Ama şu var. Ankara Gücü takımı eğer borcu borçla ödeyip de küme çıkıyorsa hala da kendine bir plan program yapıp kulübü geleceğe taşıyacak temelleri atmamıştı. Evet. E şimdi çıkınca ne yapacaksın? Buradan şeye evet. Çıkıyorsun bir oyuncu alacaksın. Tabii. Oyuncu yetiştirebiliyor musun? Yetiştirirsin. Ama düşmemeye oynarsan veya orta sıralarda oynayayım dersen altyapıdan oyuncu oynatırsın. Evet. Gençler Birliği yıllardır bunu yaptı. Aldı bilinmeyen oyuncuları oynattı. Transfer yapmadı. Oynattı. Hedef? Hedefi büyütemedi. Sen şimdi Ankara Gücü çıkınca şeye birinci lige sen hedefi büyütmek zorundasın. Veya şöyle büyütmek zorundasın. Borcunu, harcını, kişiye mi, kurumlara mı borcun var? Ben 3 sene içinde mi Süper Lig'e çıkacağım diye bir plan yapacaksın. Elindeki kadronun yarısını tutup yarısını iyi oyuncuları bulup kulübe getirip bir sene pişirip
ikinci sene biraz daha geliştirip üçüncü sene mi çıkacaksın? E şimdi Altın Ordu'ya bakıyorsunuz, hiç yabancısız, sıkıntı çekmeden birincilikte oynuyor. Evet. Ya demek ki akıllı insanlar eğer bir projeyi uygulamaya koyuyorlarsa, ekonomiden de az buçuk anlıyorlarsa ve başarılı oluyorlar. Kesinlikle. Bu kadar basit. Kesinlikle. Şimdi yani Sayın şeyin Murat Çavcav'ın söylediği gibi maçlara gelelim. Seyircimiz az oluyor. Tabii o seyircinin çok olması teşvik ediyor şeyi, sporcu takımı. Şimdi Gençler Birliği'nde oynadım ben. Gençler Birliği'nde farklı bir kulüp yani Gençler Birliği kulübü. Benim oynadığım zaman tabii İlhan abinin, benim son senemdi. İlhan abinin ricasıyla geldim ben şeye, çıktığı sene. O dönemki Gençler Birliği'ni Ankaralılar şöyle düşünmüşler. Bir şahsın takımı gibi görmüşler. Toplumun takımı olarak görmemişler. Evet. Öyle olunca da sahip çıkmıyorlar. Çıkmayınca da seyirci gelmiyor. E şimdi o zaman sen de proje üreteceksin. Orada oturan, çalışan bizim bir sürü arkadaşımız var. Ya kardeşim gidin bir Gençler Birliği kulübü forma yaptırıyor sezon başında. Süper Lig kulübü. Deyin ki bana 500 tane, 1000 tane 10 yaşındaki çocukların giyeceği formalardan 1000 tane yapın. Gençler Birliği yazdırın arkasını taraftır. Bile satarken de çocuğun yanında getirene bir tane forma hediye edeceğim. Veya bir tane top vereceğim. Bir proje. O çocuk o formayı giyip o topu alırsa 5 sene sonra 10 yaşına, 15 yaşına, 20 yaşına geldi mi o tribünde maça gelir. E sen bunu yapmıyorsun. Bunu Ankara Gücü'nün potansiyeli var. Kendi kendine oluşuyor Ankara Gücü. Ankara Gücü'nün kaşkolu satılıyor, bayrağı satılıyor. Herkes gidiyor 5 lira, 10 lira cebine. Ankara Gücü bu kültürü edinmiş. E sen bunu yaratacaksın, yapamamışsın. Şimdi Osmanlı Spor ne kadar yapar? Zor şirket. Yapar. Zor yapar. Ankara Spor'ken birazcık daha böyle bir çabaları vardı bu işe. Şimdi seyirci getir götürme. Tabii yani neden Ahmet Gökçek Ankara Gücü'nü tercih etti? Potansiyeli var. Çünkü yani şampiyonla oynatabilecek bir altyapın var senin. 30 bin kişi gelir mi ya ikincilik maçına? Allah aşkına Meriç ya. Böyle benim tüylerim diken diken oldu gittiğim zaman yani. Bakıyorum ve diyorsun ki hakikaten diyorsun yani bu kulübün öyle bir şeyi var ki yani kazanmak zorunda olduğun bir kulüp. Başarılı olmak zorundasın. Burada hani derler ya şampiyonla oynayan oyuncu farklı olacak. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Ankara Gücü'nde oynamak da öyle. Farklı Ankara Gücü'nde oynamak. Ankara Gücü'nün oyuncuları tahmin ediyorum. O seyircinin önüne çıktığında mutlaka inanılmaz bir etki altında kalıyorlar. Kalıyorlar. Yani şimdi bir 300-500 kişiye, 1000 kişiye oynamak var. Bir de her maçını, içerideki her maçını stadın işte bu nedenle de ceza kurumuna sevk edildi. Oturacak yerleri merdivenleri bile dolu. Evet. Yani 19.300 koltuk sayısı en az var bir 23-25 bin kişi o statta. Tabii. Dolayısıyla şimdi oyuncu ondan inanılmaz derecede etkileniyor. Bak Ankara'ya 50 bin kişilik stat yapılsın. Ankara Gücü Süper Lig'de olsun. 50 bin kişiden dışında 20 bin kişi de dışarıda kalır. Ben yaşadım bunu. Evet. Cebesiz bir şey mi anlatayım anımı da. Sakaryasporlu 1980-81 senesi. 80-81. Şeyle yarışıyoruz. Sakarya'nın gerisinde kaldık. 2 puanlık sistemde. Evet. 6 puan mı 8 puan mı ne gerisindeyiz. Devre arası. Kupadan çıkılan sezon. Evet kupadan çıkılan sezon. Yöneticiler beyanat veriyor tabii. Biz de takım şey yapmadı, olmadı. Önümüzdeki sene sil baştan tekrar takımı yapacağız diye. Şimdi bunu söyleyen yöneticiler. Haklılar mı haklılar. Fedakarlık yapmışlar. İyi bir takım yapmışlar. Şimdi takıma bakıyorum ben. Adil gelmiş kaleci. Yıllardır Ankara'da yaşıyor. Fenerbahçe'den bir Ankara. Hikmet Giresun'dan gelmiş. Fuat Ankara'nın çocuğu. İhsan Ankara'nın çocuğu. Haluk Bursa'dan gelmiş. Ben Ankaralı. Evet. Ben Ankaralı. Nazım Ankaralı. Taner Ankaralı. Mehmet Ankaralı. Sadık Ankaralı. İrfan'ı monte etmiştiz buraya. 1, 2, 3 tane Ankara dışından oyuncu var. Onun dışında herkes. O hepsi 8 kişi Ankara'nın çocuğu. Şimdi geldik biz, hiç unutmuyorum, Karagümrük maçıydı, Cebeci Stadı'nda 8 veya 10 kişi var tribünde. Açık tribünde 8-10 kişi var, kapalı tribünde de herhalde işte yöneticilerden oturan 5-6 kişi vardır. Çamur bir sahaydı. 0-0 berabere kaldık. Eski stattayız. Üstümüzü giydik, formalar, çamur içinde eşofmanlar, taksiler almıyor bizi ya. Taksiye bindirmiyorlar. Yani üstümüz çamur değil. Eşortmanla siliyoruz falan elimize. O zaman elimize. Böyle takım otobüsü, makam otobüsü yok, yok, olmadığı için. Yani taksiler niye almıyor demesinler. Evet. İzleyiciler. Oradan
eski Ankara stadı, Tandoğan'daki stada doğru taksilerle geldik. Seyirci gitti. Yani sezon bitti bizim için yani. Şubat ayındayız. Kapattık yani, sezonu kapattık. Şimdi tam orada benim askerliğim çıktı. Mart ayına denk geldi. Ben Haziran'da geçeceğim. Mart'a. Şimdi ben de gideceğim. Dedim sezon bitti nasılsa ben niye şey yapacağım yani. Hiç olmazsa askerliğimi çıkartayım. Yani. Beklemenin seneye şey yaparım. Gelirim tekrar. Baştan başlarım. O arada biz muhafız gücüyle oynadık. Daha önce. Muhafız gücünün son dakikalarda tahmin ediyorum Hikmet attı golü, 1-0 yendik. 89'da. Bizim muhafız gücünde Caner Tarancı çalıştırıyor o zaman. Amatör takım. Kulakları çınlasın. Kulakları çınlasın. Şimdi geldim ben, dedim ki böyle böyle ben gideceğim. Askere gideceğim. O zaman da Yılmaz Göktel antrenör. Dedi ki dur bakalım dedi. Ordu Milli Takımı'nın şeyi var dedi. Kampı var. Ordu Milli Takımı Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor Katar'da. Dünya Ordularası Futbol Şampiyonası var. Sen dedi gidersen seni çağırırız. Yani çağırabilirsek çağırırız ama büyük ihtimalle çağırırız. Peki dedim, orada 6 ay kupada çıktı. 6 ayı 1-0 yendik. Benim de sol ayağımla attığım ender gollerden biridir. 6 ayı 1-0 yendik. O zaman tabii büyük Mustafa'lar oynuyor, Tanzerler oynuyor. 6 ayda 6 ay. Şimdi ay. Gibi iyi bir takımı takım. Değil. Değil tabii. İyi bir takım. Neyse uzatmayayım. Ben Rovanş'ta askerdeydim, gittim. 10 gün sonra beni sağ olsunlar getirdiler. 2-0 mağlupken 2-1 yapıp tur atladık gole barajıyla. Şimdi bu sefer futbolcular, seyirci Altay maçına biraz geldi. İkinci maçtan sonra Beşiktaş çıktı bize. Ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. İlk defa işte Ankara gücünde yaşadım bunu. İstanbul'a gittik. Bizi hakemle beraber 2-0 yendiler. Yani evet, resmen hakemle. Kaptır. Hakemle. Hakem zaten bizim o maçtan sonra hakemliği bıraktı. Bursa bölgesinden bir hakemdi. Rahmetli Baskın abi telefonunu buldu. Çok hakaretvari şeyler söyledi yüzüne. Baskıncığım ben zaten hakemliği bıraktım falan demiş. Zaten bir daha da hakemlik yapmadı. Şimdi rövanşa buraya geldik. Fakat öyle Beşiktaş maçı, 3-0'lık maç. Öyle enteresan bir şey ki. Onu Sabri abi anılarında falan dinledim. Bir internetten girdim dinledim. Sabri abi çok güzel anlatıyor onu. 19 Mayıs'ın koridorunda Beşiktaş takımının soyunma odasının dışına çıkartmadık. Çünkü bize orada çok yaptılar. Şeyi kaldırıp İrfan'ı sahanın dışına attılar. Evet. Kavga, dövüş, hakemle falan. Maça çıktık. 2-0 bitti. Uzatma 3-0 yaptık. Beşiktaş takımı da nasılsa uzatmaya kalmaz. Yani uzatma olmaz. Tur atlarız diye uçağı 6.30'a almış. Yetişemediler uçağa. Sonraki uçakla gittiler. Yani akşam gece uçağıyla gittiler. Ama sahaya bir çıktık biz. 2-0 yenilmişiz. İkincilikte 8-9 puan gerideyiz. Sahaya bir çıktık. Ama yarabbim ya. 30 bin kişi var. Bu nasıl bir inançtır? Bu nasıl bir sevgidir? Bu nasıl bir destektir? Yani bu 35 sene önceki olay. Tabii. Şimdi tabii oyuncuyu oynatan da bu. Yani taraftar bir güç veriyor sana. Sen diyorsun, taraftar bir kere senin başaracağına inanıyor. Sen de inanmak zorundasın. Ankara gücü bu zaten evet. Ankara gücü. Sen Ankara gücüne gelip de sıradan bir futbolcu olarak oynamaya kalkarsan oynayamazsın. Çünkü bu yükü kaldıramazsın. Doğru. 30 bin kişi bağıracak, kaldıramazsın. Hani Fener'e gidip geri gelen oyuncular gibi veya Galatasaray'a, Beşiktaş'a gibi. Şimdi Gençler Birliği'nde bu yok. Gençler Birliği'nde yönetiminin de, sevenlerinin de, yani ben de işlerindeyim onların. Bunu teşvik etmemiz lazım. Yani bir hedef koyacağız. Buraya da insanlar inanarak, güvenerek gelecekler. Ve takımı itecekler. İtecekler tabii, itecekler. Yani, hocam, yok. Bir reklam arasından sonra tabii, bir nefeslenelim. Ondan tabii, sonra Gençler Birliği'nin neler yapabileceğine ilişkin konuşalım. Hayır, evet, hayır. Bir reklamı izliyoruz. Ardından yine sizlerle birlikteyiz. Yaşamınızı bloklar arasına sıkıştırmayın. Teona'da ferah ferah yaşayın. Teona, bloklar arası mesafesiyle açık ara önde. Teona Güneş Bahçesi, Ümitköy'ün merkezinde. Teona Ümitköy, bir Kartallar projesidir. We'll be right back.
Evet sevgili izleyiciler, Klas Spor TV'de iz bırakanlar Cüneyt Memişoğlu'yla, Sayın Cüneyt Memişoğlu'yla devam ediyor. Hocam Gençler Birliği'nde yapılacak olanlara ilişkin Ankara Gücü örneğinden yola çıkarak bir anlatımınız vardı. Reklamla bölmek zorunda kaldık. Tabii. Şimdi şöyle yani Gençler Birliği'nin bir kere kesinlikle seyir sayısını arttırması lazım. Artı seyirci mi, taraftar mı? Yani bir kere seyirciyi de getirmesi lazım. Evet. Seyircinin de gelmesi lazım. Taraftar tamam. Taraftar geliyor. Taraftar olabilecek potansiyelli insanları tribünlere çekiyor. Ben anlatıyorum mesela şimdi diyorum ki yani başta konuştuk. Şimdi Trabzon'un şu oynadığı futbolu seyretmeye Trabzon'a giderim. Biner uçağa gider seyreder gelirim. Çünkü zevkle oynuyorlar. Zevkle. Şimdi ben seyirciyim ama taraftar değilim. Yani ben Trabzonlu sayılırım ama. Tabii futbolu görürüm. Şimdi Beşiktaş'ı seyrederim. Ama Fenerbahçe maçına bana locada yer ayırsınlar. Gidip Fenerbahçe'yi şu anda Galatasaray kusura bakmasınlar. Seyretmem. Niye? İyi oynamıyorlar. Şimdi anlatmak istediğim bu. Hedef sadece yani bir hani bir proje takımı yapmak. Şimdi şey proje takımı derken aklıma şu geliyor. Hani şeye herkes Başakşehir'e proje takımı diyor. Tamam. Ama niye? Akıllı bir adam var. Akıllı bir yönetici var. Evet. İki kişi var. İki kişi geliştirmeye çalışıyorlar. Şampiyonla oynayabilir mi? Oynuyor işte. Yani şampiyon 5 puan gerisinde. Tabii. İçeride Beşiktaş'ı yenerse 2 puan. 2 puan. Şu Beşiktaş berabere kalırsa 2 ile avarajla da önüne geçiyor. Yani böyle bir imkan da var. Şimdi bunu başarırsınız, başaramazsınız. Ama hedefi koyduğunuz zaman bu yolda ilerleyecek adımları atmak zorundasınız. Ankara Gücü'nün seyirciye ihtiyacı yok. Ankara Gücü'nün şimdi yapması gereken iş iyi oyuncuları bulup dediğim gibi 2 sene 3 sene sabredip 2-3 sene sonra Süper Lig'e gelmek. Ama Süper Lig'e geldiği zaman elinde hiç olmazsa oynayacak 5 tane 6 tane yerli oyuncu olmalı. Evet. En kötü yedek soyunacak. Şimdi ben konuşuyorum altyapı antrenörlerinin çoğuyla. Yani Gençler Birliği'nde de konuşuyorum, Ankara Gücü'nde de. 14 tane yabancıyı al kadrona. Ben de altyapıda yetenekli oyuncu var. Nerede oynatacağım ben bunu? Mümkün değil oynatmam. Nerede oynatacağım? İddia yalnız şimdi Sayın Fatih Terim'in de Futbol Federasyonu yöneticilerinin de iddiası ki bu kararın mimarı onlar. Yetenekli oyuncu onların arasından sıyrılır oynar diye bir iddiaları var. Nasıl sıyrılacak? Şimdi oyuncuyu bakın oyuncu çok ekstremse tamam. Şimdi kim var mesela? Kim var öyle oynayan oyuncu? Bir tane var mı? Şey çıktı. Şu anda Trabzon'da oynuyor Yusuf. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu hocam ama. Oynuyor. Bu solaklarda da bir acayiplik var. Şimdi var. Şimdi oynuyor. Tamam. Trabzon yalnız şampiyonla oynamadığı dönemde oynadı, gelişti. Şimdi sen eğer şampiyonla oynuyorsan sen orada oyuncuyu geliştirme şansın yok. Oyuncudan verim alacaksın artık. Oyuncuyu kendin geliştireceksin. Doğru. Şimdi altyapı antrenörü diyor ki abi elimizde çok yetenekli oyuncular var, oynatamıyoruz. A takımda oynatamıyoruz. Niye? Oynayanların 7'si 8'i yabancı, 9'u yabancı. Peki hocam tamam da mesela 1461'i Trabzonspor PTT birincilikte tutarak pilot takım olarak kullansa... O bir proje devam işte. Ettirse. O bir proje. Tabii. Gitti şimdi şeyde. Aynı şey Hacettepe için geçerli. Hacettepe aynı geçerli. Çünkü niye? Şimdi kolayı şu. Yönetici şunu istiyor. 2 senede bir kongre var diyor yönetici. Yani burada ben diyor 2 sene içinde başarılı olmak zorundayım. Ne yapayım diyor. Param harcayayım. Borçlansın ne yapayım kardeşim benden sonra gelen öder diyor. Veya borçlandırıyor. Kötü niyetliyse o da orada söyleyecek bir laf yok. Doğru. Kulüpler esasını çıkarmadığınız sürece de tabii, bu böyle devam edecek. Borcu kişiselleştirilmesi. Şimdi sonra anlatıyoruz. Çok büyük başarı Ankara Gücü. Bravo. Çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Onu bir kimse bilmiyor. Şimdi onu borçları bileceğiz. Nasıl ödeniyor? Borçları borçla ödeniyor gibi geliyor bana. Çünkü kulübün borcu var mı? Hala var. Şimdi birisi demeli ki mesela çıkmalı demeli ki yok kardeşim Ankara Gücü'nün borçları ödeniyor. Ödeniyor ama kulübe gelen yardımlarla, reklam paralarıyla, efendim şu gelirlerle ödeniyor. Şimdi sen bana yarın gelip de Ankara Gücü taraftarına tamam kardeşim ben takımı da çıkarttım. Kulübün bana 25 milyon dolar borcu var dese ne diyeceğiz abi? Ne söyleyeceğiz? Hiçbir alışılagelmiş, şey alışılagelmiş hiçbir yöntemi olduğuna hiç, göre kimsenin... Şimdi diyeceğiz gibi de ya adam da borç ödemiş, kulübü de çıkartmış. Peki kardeşim adama sormazlar mı ya? Sadece Ankara Gücü için söylemiyorum. Bu tip yöneticilere. Ya senin bu kadar paran var mıydı ya? Bankada senin bu kadar paran varsa. Evet. Tamamını mı harcadın buraya? Çıkar banka defterlerini. Nereden kredi aldın onu çıkart. Bu parayı nereden? Sen nereden verdin? Kaynağını. Şimdi tabii bunlar Meriç'im hep sakat
eksik şeylerin ürünü. Ne derler? Yönetmeliklerin ürünü. Şimdi böyle olduğun süre içerisinde bu çark böyle dönecek. Böyle dönerse adam şöyle düşünüyor. İki sene bana ne ya diyor altyapıdaki şeyden bana ne. E sen altyapı... Kim uğraşacak ya? Altyapıdaki adama 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira maaş verirsen senin yetiştireceğin oyuncu 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf olur. Evet. Öyle olur. Doğru. Hadi verdiğin paraya göre. E sen, ya sen üst tarafta verdiğin adamın parasını alt tarafa ver. Sen üst tarafa zaten birini bulursun çalıştıracak. Şimdi burası eğitim işi. Şimdi ben Futbol Federasyonu'nun eğitim yerinde de çalıştığım için biliyorum. Yani Gazi şey beden eğitim bölümünde mezunuyum ben. Bunlar bu iş zor bir iş. Sabır işi bu iş. Evet. Şimdi Şenol'un avantajı şu Beşiktaş'ta. Şenol hem öğretmen, öğretici, hem futbolcu. Hem pedagoji biliyor, hem sporun, aynen, futbolun ne olduğunu biliyor. Hem çalışkan hem de üst düzeyde oynamış bir de. Oynamış. Milli takımda. Tabii kaptanlık yapmış. Tabii canım. Şampiyonluğunda. E şimdi sen elinde, her kulübün elinde böyle oyuncular var. Eski oyuncuları var. İyi niyetli de yöneticin olursa sen dersin ki bir dakika kardeşim, ben altyapıya yarışmacı, antrenör falan getirmeyeceğim. Ben şimdi yani mevzudan mevzuya geçmeyeyim. Geçeyim bir. Burada geçmek zorundayım. Geç hocam, bence. Şimdi burada serbest. Gençler Birliği'nin kongresinde bir şey okundu, rapor okundu. Dediler ki bizim 14 yaş takımımız Türkiye birincisi, 15 yaş takımımız Türkiye ikincisi, 16 yaş takımımız birinci, 17 yaş birinci, 18 yaş ikinci sayıyorlar. Tamam. Hep ilk üçün içinde, kürsüde. Hep kürsüde. Tamam kardeşim, 1, 2, 3, 4, 5 takım. 20'şerden 100 tane oyuncu olsa kimi aldın sen yukarıya? Kimi yetiştirdin? Kim var? Sen de şimdi ben bunu rahmetli İlhan abinin bir ziyaretimizde yüzüne de söyledim. Dedim İlhan abi, burası 6 milyonluk şehir. Bak, Osmanlı Spor o zaman ligde miydi? Ligde miydi? Şey, tek takım dedim. Gençler Birliği. Ankara Gücü'nün alt kümede. Şimdi elinden tutan senin şeye getiriyor. Beştepe'ye çocuğunu getiriyor. Metro var ayağının dibinde. Oradan geliyor hemen sana getiriyor. E çıkmıyor. Oyuncu çıkmıyor. Yani bu Ankara çocukların hepsi kabilesiz çocuklar mı? Değil. Yok, değil. Danimarka'da bir tane Türk çocuğu 16 yaşında, 17 yaşında. Borussia Dortmund'a gitti. Dortmund'a 12 milyon euroya gidiyor ve buna yatırım yapıyorlar. Şu anda şeyler de haklı, hocalar da haklı. Yani ben altyapı kadroları bütün bu takımlarda çok iyi eğiticilerden kurulu değil ki. Diyor ki mesela efendim banka müdürünün arkadaşın ne oğlu veya yeğeni açıyor şeye, şeyde kredi almış kulüp başkanı. E yol gelsin bakalım diyor. Oğlum nereye bitirdin? Spor akademisin. Top oynadım işte. Mahallede hep herkeslerle mahallede biraz oynadık amatörde. Sonra bıraktık. Okula gittik. E güzel. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Arkadaş. Sen geleceksin. Antrenörlük yapacaksın bende. E senin deneyimin yok. Tecrüben yok. E top oynamamışsın. O zaman ben öyle olduktan sonra ona gerek yok ki. Ben bir yazımda da yazdım. O zaman gece bekçisini al, internetten indir şeyi. Çalışma programını yaptır antrenmanı. Gitsin at topu ortaya. Şimdi öyle değil. İşi o kadar basitleştirmemek lazım her zaman. Çünkü çok kolaylaştı Türkiye'de. Kabiliyetli oyuncuya iyi hoca vereceksin abi. Yarışmacı değil, eğitici hoca vereceksin. Yarışmacılık ayrı, eğiticilik ayrı. Yarışmacılığı herkes yapabilir. Futbol oynamamış insanlar da yapabilir, bana inan. Niye? Eğiticiliği yapamaz. Çünkü oyuncuya pozisyon almasını, dönüş yapmasını, nerede tek top oynayacak, nerede oyunu nereye yıkacak, nerede ters dönecek, bunları öğretmek bilgi kadar yaşamışlık iş. Bunu futbol oynamış adamlara yaptıracaksın. Ha, üst tarafa geldin. Şimdi Mourinho top oynamamış. Bana ne ya? Mourinho kimi yetiştirmiş Allah aşkına ya? Mourinho dünyanın en iyi antrenörü ama top oynamamış. E kardeşim, Real Madrid takımı ya birinci ya ikinci oluyor zaten ya. Bir Porto'da başarı var, tamam güzel. Şimdi nerede? Manchester United. Manchester United'ın durumu ne? Lig 6.sı mı 7.sı mı ne? Yanlış hatırladım. 6. 5. 4. neyse. Ama yok yani. Şimdi bu değil antrenörlük. Bunu herkes yapar. Yani Mourinho yapar. Yarın oradan başka birisi gelir o yapar. O değil. Mourinho buradan eğer bunu Dortmund'da, Porto'da şeyde yapan çok iyi scoutlar, hocalar var. Mesela Porto'da var,
şey büyük yatırım yapıyor. Barcelona, Real Madrid, Manchester City, efendim kim var başka? Hepsi yapıyor. Buradaki kadro oyuncuyu eğitecek, geliştirecek ve piyasaya sürecek. Barcelona yapıyor. Dortmund yapıyor. Porto yapıyor. Bayern Münih yapıyor. Bayern Münih yapıyor. Bayern Münih hiç olmasa bir tane Müller'i çıkartıyor altyapıdan. Proje oyuncusu o da. Evet. Çıkıyor, oynuyor işte. Alman milli takımına faydası oluyor, oraya oluyor, her yer. Bizde yok. Bir Arda var. Arda'nın dışında yok bizde. Şimdi evet. Emre bizde olsa, Emre Mor bize gelse, inan bana geri gider. Kesin geri gider. Kesin geri gider. Kesin geri gider. Bak Dortmund'da yedek soyunuyor. Hiç ağzını açmıyor. 3 dakika kala oyuna giriyor. Bizde oyundan alıyorlar. Fatih Hoca'ya posta atıyor. Buyur. Şimdi yani bu, burada bir çarpık bir düzen var burada. Evet. Çarpık bir düzen var. Suyunu içen bir değişik havaya giriyor. Havaya giriyor. Ama bizim şimdi basın olarak da çok abartıyorlar oyuncuyu. Çok yetişim. Ben şeyden korkuyorum. İnşallah çocuğa bir şey olmaz. Hem Okay'a hem Yusuf'a. Trabzon'daki. İkisine de inşallah. Bak Oğuzhan biraz ilerler gibi oldu durdu. Daha evet. Tam çıkamadı. Tam çıkamadı. Tolga'yı getirdik. Tolga'yı Almanlar bıraktı. Onda bir eksiklik var demek ki. Ben çok en beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Evet. Şimdi Trabzon istiyormuş onu. O zaman gidecek Trabzon'u orada geliştirecek kendini. Başka şey yok. Yani biz bir kere şunu ayıracağız. Birincisi yarışmacı antrenör nerede yarışırsa yarışsın. İkincisi yetiştirici, eğitici antrenör işte burada duracaklar. Zaten altyapılarda yani o sizin dediğiniz gençler bile 14. birinci olmuş, ikinci olmuş falan demek yerine zaten bunu yöneticilere ya kardeşim bunlar çok önemli. Buradan A takıma çıkacak oyuncu, kaç tane oyuncu çıkmışı anlatıp benimsetebilecek bir mantık olsa tabii, zaten iş... O yönetim mantığı zaten. Şimdi Fatih Hoca ile konuşuyoruz. Fatih Hoca diyor ki ben Galatasaray takımında altyapıdaki takımların hocalarının hepsini çağırdım. Kimler iyi oynadı diye sordum. Maç kaç bitti diye sormadım. Sormam da diyor. Doğrusu o. Kim iyi oynadı? Onu soran yok. Maç kaç? Yönetici de aynısını yapıyor. Maç kaç? 6-0 yendik. Ya kardeşim zaten 14 yaş grubunda maçlar 10-0, 8-0, 14-1 falan bitiyor. Tabii sen toplamışsın iyi. Sen toplamışsın veriyor sana geliyor. Efendim Düzce'den geliyor adam sonra oynuyor mesela oynuyorsun. 14'e 1 bitiyor. Ne yapayım şimdi ben bunu? Bana bir faydası yok ki bunun. Şimdi burada işte yani anlatmak istediğim konu şu. Bu şeylere yazık. Bu tip kendini aldatan insanlara yazık. Bu yöneticilerin başarı olarak ön plana sürecekleri insanları kandırmak için söyledikleri laflardan başka bir şey değil. Evet. Sen bana oyuncu söyle kardeşim. Kimi yetiştirmiş? Sen adam senden oyuncu alıyor. Kimi alıyor? Ahmet'i alıyor. Ahmet ne oldu? Hani Galatasaray'da oynayamıyor. Oynadığında da... İrfan çok iyi futbolcu. Evet. Erken verdiler ikisini de. Bırakın yani. Biraz daha gelişsin adamlar ya. Adamlar biraz birer sezon daha oynasınlar. Birer sezon daha oynasınlar ya. Bırakma ya kardeşim. Sen bunu zaten satarsın. Bunlar fena oyuncu değil. Sen erken verirsen bu şeye benziyor olmaz. Ya. Ham olmayan ham meyveyi kopartıp ısırıyorsun, yemiyorsun, atıyorsun. Günah bu çocuklara da günah. Bunlar kolay yetişmiyor ki. Şimdi hocalar söylüyor. Gençler bile altyapı söylüyorsa Ankara Gücü'nün altyapı söylüyor. Hocam var iyi oyuncular, geliştiremiyoruz. Kiralık veriyoruz, çocuk küçümsüyor. O zaman şöyle yapacaksınız. Ankara Gücü bir pilot takım alacak. Ben çıkarken ikincilikte bir takım olacak, orada oynatacak. Gençlerle zorlayacak Hacettepe'yi çıkartacak. Birinci lige. Kendi Süper Lig'de buradan buraya oyuncu verecek. Buradan alacak. Bu iş böyle oluyor. Veya da çok daha ilerisi kendi aranda bir lig yapacaksın. Küçük yaşlardan itibaren. Lig yapacaksın bayağı. Evet. Aranda. Ayaksın ligi. Tamamen oyuncu yetiştirmeye yönelik. Tamamen oyuncu yetiştirmeye yönelik. Aralarında her hafta maç yapacaklar. 8 takımlı bir lig yapacaksın. Hepsi birbiriyle 7-14 tane maç oynayacak çocuklar. Şimdi böyle bir proje de yok. Ortada o da yok. Şimdi biz diyoruz ki Türk futbolu neden ileri gitmiyor? Nasıl gitsin abi? Nasıl gidecek? Gitmesi için ne yapılıyor? Bir şeyler yapmak lazım. Şimdi ya Fatih Hoca bunları biliyor. Fatih Hoca ile bunları konuştuk da yapacağım. Şimdi Fatih Hoca 800 milyon euroya Almanların bu Mesut Özil'lerin bir evvelki nesliyle beraber para harcadığını biliyor. Evet. Fatih Hoca biliyor bunu. O zaman 800'e size 80 milyon euro harcayın abi. Onda biz 80 harcayın. Milyon euro harcayacak hocam en az onlar kadar sonuç alırız. Alır bizim oyuncular yetenekli. Yetenekler bizim çok daha şey. Ya Meriç'im bak Metin Tekin çok
özellikli bir oyuncuydu. Evet. Çok çabuk futbolcu yaptık ve adamı geliştiremedik. Geliştirilmediği halde milli takımlarda Beşiktaş'ta yıllarca oynadı. Milli takımlarda çok fazla başarısı olmadı ama Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşadı. Şimdi biz bu tip oyuncular, kabiliyetli adam alıp bakacağız. Bunu ben geliştireceğim. Bunu ben duracağı yeri göstereceğim. Oyunun ters kademeyi göstereceğim. Evet. Oyalama, denge, futbolun neyi varsa göstereceğim. Kim gösterecek? Ya inan bana, profesyonel takımlarda çalıştığım şehir takımlarında öyle garip işler görüyorsun ki ya üzülüyorsun. Bir takım ismini söylemeyeceğim. Çalışıyorum altyapısına da maçlarını, hocanın antrenmanını seyrediyorum, maçlara bakıyorum. Şimdi hoca buradan bağırıyor. Oğlum ne yapıyorsun diyor oyuncu. Oyuncu karşıda. Oyuncu ne yaptığını bilmiyor ki. Ne yaptım lan diyor. Kötü bir şey yaptım herhalde diyor. Tamam hocam diyor, yerine gidiyor. Geç yerine diyor. Şimdi biraz sonra güzel bir orta yapıyor. Aferin oğlum, çok güzel diyor. Ben böyle bir maçta gol attı. Hacı Murat vardı, onu oyundan alıyordum, sevindim PTT'de. Orta yaptı, ortayı kötü yaptı. Gitti top kalecinin üstünden gol oldu, bir de seviniyor. Diyor, utanmıyor musun dedim sevinmeye. İki tane adam boş var arkada, oraya topu atamıyorsun. Bir de utanmadan seviniyorsun, iş yaptım diye. Yaptığın yanlışı bile önce, yanlış yapmışsın. Gol olmuş ama yanlış yapmışsın. E hocam işte olmaz. Gol attım hocam. Gol attım. Şimdi bu çocukların gelişmesi için hep söylüyorum. Çünkü ben Futbol Federasyonu'nun UEFA B kurslarında ağırlıklı görev aldım. Yani yeni antrenör olacaklar. Asistanlık yaptık işte bu İngilizlere falan. Oradan bize dedi, Tudor'sunuz dediler. Tudor yani antrenör yetiştiren hoca. Hocaların hocası. Hocaların hocası gibi bir şey. E şimdi bakıyorum ben oradaki şeylere. Çoğu. Yani güncelleme yapıyoruz. Yani güncelleme, çocuk bilgisiyle gitsin. İşte efendim bilmem küçük bir kasabada diploması olsun da diplomalı çalışsın. Diplomasız çalışmasın. Ama yok. Anlatamıyor. Öğretemiyor. Bilmiyor. Ya ters kademe yaptır bakalım. Bir tane diyorsun. Ters kademe yaptır. Yaptıramıyor. Oyalamayı yap. Dengeyi yap. Yaptıramıyor. Şimdi geliyor. Bıraksan ne olacak yani? Adam kredi çekmiş gelmiş oraya. Para ödüyor federasyon. Buna da üzülüyorsun. Buna da üzülüyorsun. Yani buna da üzülüyorsun. Diyorsun ki adam kredi çekmiş. Oradaki kulüpten 500 lira 1000 lira maaş alacak. Evini geçindirecek. E ben şimdi bunu bırakırsam bu adam. Ama bu diplomayla giderse diyorsun. Ya belki bir havası faydası olur. Biraz da öğrenir mi acaba? Evet. İnşallah geliştirir. Veriyorsun gidiyor. Böyle oldu. Yıllarca böyle oldu. Ne yazık ki öyle. Böyle oldu. Ama işte gelişmiyor. Onun için bu işleri çok ciddi olarak. Bir de yanlışlardan bir tanesini daha söyleyeyim. Bunu Fatih Hoca'nın yüzüne söylemedim bunu. Belki burada söylemem doğru mudur, yanlış mıdır? Fatih Hoca hem futbolun başında, milli takımın hem eğitimin başında hem de. Ya hem futbol, amil takımın hem eğitimin, ya yetişemezsin. Meriç bu eğitim var ya, öyle 24 saati falan geçer. 48 saat, 96, 106 saat yetmez. Doğru. Öyle bir şey. E şimdi Fatih Hoca zaten milli takımlarla uğraşıyor, organizasyonlarla uğraşıyor. E burayla nasıl uğraşacak Fatih Hoca? Zaten uğraşırsa yanlış olur. Bir terslik var. Yarışmacı antrenör müsün? İyi, sen yarışmacı antrenörsün. Sen UEFA antrenörü olmak, o farklı. Proje tabii, şeyi tabii, olmak tabii. Daha şey yani. Ama en azından Türk futbolunun projesi açısından. Şimdi diyorlar ki çok şey yaptık. Ama Futbol Federasyonu, yani Futbol Federasyonu'nun ben kulüpleri yönettiğine inanmadığım için. Şimdi Fatih Hoca'ya Kulüpler Federasyonu yönetiyor tabii canım. Bu ya oynanan futbol kulüplerin futbolu. Doğru. Futbol Federasyonu'nun futbolu değil, futbolun şeyi değil bu. E sen Futbol Federasyonu'sun. Seni kim seçiyor? Kulüpler. Kaç kişi var? Fenerbahçe 7 tane. Trabzon 7 tane. Beşiktaş 7 tane. Öbürleri 5'er tane. E sizin toplamınız zaten başkanı seçiyor. Öbürlerine gerek yok tabii. Ki. İkinci lige gerek yok. Üçüncü lige gerek yok. Şeye de gerek yok. Meslek, birinci lige yok. Tabii. Futbol antrenörleri derneğinin oyunu aldınız. 10 tane oyu vardı. İndirdiniz 2'ye mi 3'e mi ne? Hakemlerden şey aldınız. Milli sporculardan var mı şimdi bilmiyorum. Aldınız. Milli takım antrenörleri kullanıyor tahmin ediyorum. E kardeşim böyle yönetemezsiniz ki. Kulüpler sizi yönetir o zaman. Mecbur olursunuz. Aynen. Bak kulüp sana ne diyor? 14 tane yabancı istiyorum diyor. Tamam peki verdin. Beşiktaş üstünde kim var ayakta duran? Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Sen 14 değil 18 yap. Ne olacak 18 yapsan? Şampiyon olacaksın mı? Olamazsın. Niye? Bütçen yetmez senin. Sürpriz olur. Doğru. Mucize olur. Doğru. Sen abi şimdi Arsenal'ın bütçesiyle Manchester'ın, Real Madrid'in, Barcelona'nın nasıl yarışacaksın? Şimdi bunları söylediğim gibi akıl birliğiyle oturup bir şekilde halletmek lazım.
Doğru. Yani nasıl çözülecek bu? Böyle olmaz. Bir kere Futbol Federasyonu, ben bir yerinde olayım dedim ki kardeşim, birincilik kulübümüzsün. 10 bin lira para vereceksin başındaki antrenöre. Öbürlerine 7500 lira vereceksin. Bunun altında adam çalıştıramazsın. Şimdi belki bizi dinleyenlerin bazıları diyor ki ne veriyorsun hoca? Nereye veriyorsun? E kardeşim 8 milyon euro veriyorsun ya oyuncuya. E bunlara da ver. Aynen öyle. Bunlar geliyor. Sen bunun yanında çerez parası tabii, değil. Çerez yani. Parası değil tabii canım. Yani arabanın benzin parası. Arabanın parası değil, benzin parası. E şimdi dön şeye, birinci lige. Birinci ligde dedi ki 7 birine verdim. Efendim 5 veya 4,5 birine verdim. Mecbursun bunu vermeye. Onu da yapmıyorsun. Hadi ondan vazgeçtim. Parayı ben vereyim desen yine o da olur. O da olmadı. Abi ben size birer tane parası bana ait adam yollayacağım. Bu adam, şimdi Futbol Federasyonu eğiticileri çok iyi biliyor aslında. Kimlerin bu işi yapabileceğini. Evet. Ama o eğitimde de bir tröstleşme olmuş. Orası da... Doğru, o da belli. O da, şimdi hiç kimse elindeki oyuncağı vermek istemiyor. Aynen öyle. Ya kardeşim, vereceğiniz oyuncak ortak kullanılırsa Türk futbolu gelişecek. Aynen öyle. Eğer olmazsa gelişmeyecek. Bu kadar basit bir şey yani. Evet, programın da sonuna geldik hocam. Çok güzel sohbet ama sohbet güzel. Son bir cümle alayım. Gençler Birliği takımı Gaziantep Spor'u deplasmanda 1-0 yendi. Evet. Serdar'ın golüyle son dakikalarında burada birlikte seyrettik. Evet. Ona ilişkin de bir son iki cümle alayım. Söyleyeyim. Bizden sonraki programın vaktini almayalım. Tamam. Evet. Şimdi Gençler Birliği takımı için bu sene devre arasında ikinci devrenin sezon sonuna kadar olan bölüm fena geçmedi, iyi. Evet. Şu anda bir problem yok. Gençler için en kritik dönem İlhan Cavcavsız geçecek önümüzdeki ilk sezonun transferi. Doğru. Gençler Birliği burada akıllı iş yaparsa geleceğini kurtarır. Yapamazsa çok sıkıntılı günler görür. Dilerim o sıkıntılı günleri. İnşallah yaşamaz. Hiçbirimiz istemeyiz. Tabii ki. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam iz bırakanların konuğu Sayın Cüneyt Memişoğlu'ydu. Cüneyt Hoca çok Ankara futboluna ilişkin, genel futbol sorunlarına ilişkin çok önemli noktalara parmak bastı. Haftaya sizlerle iz bırakanlarda buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.